Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Bugün bölme bölünebilmeyi bitireceğiz. Lütfen video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar sizin bize desteğiniz demektir. Biz bundan çok mutlu oluruz. Yine başlama saatinizi yazın arkadaşlar. Bu videoyu şu an nerede, ne şekilde izliyorsanız olun, başladığınız saati not alın. Bitirdiğinizde bitiş saatini, tarihinizi atın ve başlayalım. Bölme kuralları 5. sokaktayız. Matematiğin sokaklarını arşınlıyoruz. Arkadaşlar, aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 5'e tam bölünen en küçük rakamları farklı tek doğal sayı. Rakamları farklı olacak, tek olacak, 5'e tam bölünecek. Nedir arkadaşlar? 5. Tek haneli. Yani en küçük doğal sayı dediğimiz için tek ve 5'e bölünen. Dolayısıyla iki basamaklı deseydin olurdu. Tek, 5'e bölünen rakamları farklı 15 olurdu. Böyle mesela soruları çoğaltabilirsin. Ama cevabımız 5. Bu boşluğa 5 gelecek. İki basamaklı demediğimiz için. 8'in katı olan 4 basamaklı en küçük sayı. Arkadaşlar 8'in katı olan 4 basamaklı en küçük tam sayıyı tabii ki soruyoruz. Oraya tam yazalım. Tam sayılarda negatifler de vardı. 8'in katı olan 4 basamaklı eksilerden de hani söyleyebiliriz. O yüzden önce bunun pozitifini düşün bir. Sayı doğrusunda mesela 0, 8'in 0 katı, 8, 1 katı, 16, 2 katı, 24, 3 katı gidiyorsun. Eksi 8, eksi 16 değil mi? İlerliyorsun. 8'in katı olan 4 basamaklı en küçük tam sayı. Şöyle düşün. 5 basamaklılara geçmeden öncekidir. Yani eksi 9000. Mesela rakamları farklı demedik. 9999 deseydim olmazdı. Niye? Zaten son 3 basamak 8'in katı olmalı. O zaman oraya eksi 900.000 mesela 960 8'in 120 katı 1000. O zaman şöyle yapabiliriz. Eksi 992. Bakın arkadaşlar tam 8'in katı olan bir sayı. Bunu şuradan tespit ettim. Ya dedim 1000 8'in 125 katı. Ha dedim o zaman eksi 1000 de 8'in katı. Ama 4 basamaklı. Pardon şuraya bir 9 unutmuşuz. Eksi 9992. O zaman hani eksi 10.000 de katı. Oradan düşününce 5 basamaklı ama bu. Yani dolayısıyla hani eksi 10.000'den yola çıktım. 1.8 geri gelip ne yapmış oldum? Eksi 9.992'yi bulmuş oldum. Biraz zahmetli oldu ama düşünce ufkumuzu açmıştır diye düşünüyorum. 4'e tam bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayı. Yani en büyük tam sayı yine buraya. 4'e tam bölünebiliyor 3 basamaklı. Tabi buraya tam sayı demesek de basamak sayısını söylediğimiz için gerek yok buraya tam vesaire demeye. Ama hani en küçük sayı dediği için negatifleri düşünmemiz gerekiyor. Burada en büyüğünü sorduğumuz için pozitifleri düşüneceğiz. 3 basamaklı diyor. Mesela 1000 4'ün katı bak. 4 kere 125 ama bu 4 basamaklı. O zaman bir 4 geri gel. 996. 3 basamaklı 4'e tam bölünebilen en büyük sayı. 1454'ün 9'la bölünen kalan sayı. 1454'ü 9'a bölersek ne kalır? Sorulan soru bu. Rakamlar toplamını 9'a bölmemiz yeterli. 1 artı 4, 5. 5 daha. Zaten hocam şöyle 5, 4 daha 9 zaten. 9'u 9'a bölsek 0 kalanı verir. Direkt kalanı böyle de tespit edebilirsiniz. Yani 1454'ün 9'a bölünen kalan 5'tir rakamlar toplamı. Burada kontrol edilerek soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Rakamlar toplamını 9'a bölüyoruz, kalanı yazıyoruz. 2023'ün 4 ile bölümden kalan son iki basamağa bakıyorduk. Son iki basamağı 4'e bölüyorduk. Kalan kaç arkadaşlar? Evet, 3. Dolayısıyla bunun da boşluğuna 3 gelecek. Peki 1299 sayısının 9'a bölümden kalan x 4 bölümden kalan y ise diye başladığımız bir soru var. Burada ne yapacağız? İkinci sorumuzda
Ne soruyoruz? 1, 9, x'ye 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümden kalan. Hocam x ne, y ne? Arkadaşlar x sayının 9 ile bölümden kalan. Yani 1 artı 2 artı 9 artı 9'u 9'a böleceksin. E zaten bunlar 9'un katı, ne kaldığını görebiliyorsun buradan. 1 artı 2, 3. Yani bu x'miş. 4 ile bölümden kalanı bulmak için son iki basamağı 4'e bölüyorsun. 9, 99'u 4'e böl. 2, 8, 1, 19, 4, 16 kaldı 2, 3. Bu da y'ymiş arkadaşlar. Bunları yerine yazın burada. 1, 9, 3, 3. Yani 1933. 3 ile bölümden kalan soruluyor. Rakamları toplamını bu sefer 3'e böleceksin. Arkadaşım bak tekrar söyleyeyim. Rakamlar toplamını zaten bulurken 3'ün katı olan sayıları görmesen olur. 3'e böleceksin ya zaten. Yani dolayısıyla 3, 3, 9 bunlar zaten 3'ün katı. Kalan direkt 1 olacaktır. Pratik bir şekilde böyle çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruda A3B7 4 basamaklı sayısının 4 ile bölümden kalan 1 ise A artı B en çok kaç olur diye soruyoruz. Böyle sorularda 4 ile bölümden kalan 1 ama hani bir de A artı B en çok isteniyor ya. Sayıları mümkün olduğunca büyük seçmeye çalışacağız. Son iki hanesi yani B7 4'e bölünce 1 kalanı vermesi için. Hani 4 kere 4 16 ya, mesela B1 olabilir. 37, 57, 77, 97. Bakın 1 olursa 17'yi 4'e bölersin 1 kalır. 37 olursa 4'e bölersin 9 kere 4. 36 1 kalır. Buradan sonra aradakileri vermeyip hep bir sonrakini bir sonrakini verdiğinde sürekli aynı kalanı verecektir. Peki bunlardan en çok B9 olabilir. 9'u seçersiniz. A da burada arkadaşlar bir sınır yok. En büyük rakam 9. A'yı da maksimum 9 seçersiniz. Rakamlar farklı demediği için. B de max 9, A da max 9. 9 artı 9, 18 elde edilir. Peki sıradaki ne? Dördüncü sorumuz. 3x1 3 basamaklı sayısı. 3 ile tam bölünebildiğine göre x'in alacağı en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı. Şimdi 3 ile tam bölünebiliyorsa rakamlar toplamı 3'ün katıdır. Değil mi? 3'ün k katı diyelim. 3 zaten 3'ün katı. Yani 1'e ne eklerseniz 3'ün katı olur. Bu 3'ü niye görmezden geliyorum? Zaten 3'ün katı, onu görmesem de olur. 3'ün 3'e bölümden kalan 0 çünkü yani. Peki x 2 olursa 2 artı 1 3 olur. 3'ün katı olur. Buradan sonra 3 ekleyin 5, 3 ekleyin 8. X'in alacağı değerler bunlar. Peki x'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı en küçük 2, en büyük 8. 8 artı 2'den 10 olacaktır arkadaşlar. En büyük ve en küçük değerin toplamı. Evet 5. sorudayız. 6x, 3x, 7x, 6 basamaklı sayısı 3 ile bölününce kaç kalanı verir? Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar şöyle bir dikkatle bakar mısınız? Rakamlarını toplayacağız ve 3'e böleceğiz, değil mi? Hocam x'i bilmiyoruz ki ama şimdi ben size şöyle bir toplama yapayım. X, 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 3x. 6, 3 zaten bunlar 3'e bölsek kalan 0 olur. 7, 7'yi 3'e bölersen kaç kalanı verir? 1. 3x'i 3'e bölersen kaç kalanı verir? 0. Sayının yerine neden 0 yazdım? Hocam x'i bilmiyoruz ama neden 0 yazıyorsun hemen? Başında 3 var. X 1 de olsa, 2 de olsa, 3 de olsa, 0 da olsa 3 ile çarpınca 0'ın katı olacak. 3'ün 0'ın katı bir sayıyı 3'e bölersek kalan 0 olur. O yüzden 3x'i dikkate almayacağız. Direkt 7'yi 3'e bölümle kalan 1 oluyor. Cevabımız 1'dir arkadaşlar. Burada x'i bilmeden de soruyu yapabiliyoruz. Çünkü rakamlar toplamı 3'ün katıysa tam bölünüyor ya zaten. Evet, acıkmadıkça yemeyin, beslenmenize özen gösterin. Arkadaşlar kesinlikle Hipokrat diyor ya, yediğiniz şeyler iyi veya kötü sizi değiştirir. Dikkat edin, beyninizi özellikle koruyun. Neden? Hangi maddelerden? Monosodyum glutamattan, yani halk arasında Çin tozu olarak bilinen birçok işte ürüne katılan, beyine zarar veren o maddeden. Titanyum dioksit, bunlardan uzak durun arkadaşlar.
Az ama öz işler yapmaya çalışın, sağlığınızı koruyun. Başlama saati, bitiş saati. Yine yazın. Sakusu 6. sokağa geldik. AB7 3 basamaklı sayısının 5 ve 10'a bölümden kalanı bulunuz. Arkadaşlar 7'ye birler basamağı ya, 7'yi 5'e bölüyoruz. Kalan ne oluyor? 2. Peki zaten 10'a bölümünden kalan direkt neydi? Bir sayının 10'a bölümünden kalan direkt birler basamağıydı, değil mi? Okey. Peki 2. Baktığınız zaman arkadaşlar 1 2 1 2 1 2 diye gidiyor, sonu 1 ile bitmiş ama. Yani en son 2 yok burada, bak şurada bir 2 daha yok. Fark ettin mi? 1 2 1 2 1 2 diye gitmiş. Evet. Peki 19 basamaklı sayı, bu sayının 9'a, 5'e ve 11'e bölümden kalanlar nelerdir? Bu sayının 9'a, 5'e ve 11'e bölümden kalan. Şimdi ne yapacağız? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Önce 5 ile basit olanla başlayayım. Birler basamağı kaç bunun? 1 zaten, değil mi? Yani birler basamağı 1. Dolayısıyla 5'e bölünce 1 kalanı verir. Bu otomatik. Peki 9'a bölünce kaç kalanı verir? Rakamlar toplamına mı bakacağız? 1 artı 1 artı 1 artı 2, 1 artı 2, 1 artı 2 rakamları topla topla topla. En son 1 artı 2 artı 1. Bir daha 2 yok. 1 ile bitti. Peki burada 19 basamaklı ya. Şöyle 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kaç tane 1, 2 vardır? Şu sondakini görme. Bu 1'in dışında 18 basamak var. Şurada değil mi? 18 basamak var. İkili ikili grup yaparsanız 18'i ikili ikili grupla 9 tane. Yani rakamlar toplamı burada 9 kere 3. Çünkü 1 artı 2 3. Artı bir de sonda bir 1 var. 28'miş. E bunu 9'a bölerseniz ne olur arkadaşlar? Direkt kalan 1 olur zaten. 11'e bölümden kalanı bulmak istiyorsak ne yapıyorduk? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sağdan artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye gidiyoruz. Bak birlerin üstüne artı, ikilerin üstüne eksi denk geliyor fark ettiysen. Evet. Peki bunun bize anlamı nedir? Şudur. Burada arkadaşlar 19 basamaklı bu sayıda 1 ile başlayıp 1 ile bittiği için bakın şunlar değil mi? Artılar. Artıları topladığınızda 10 tane 1 görürsünüz. Bu 10 tane 1'in toplamı da 10. Bunlardan kaç tane 2 göreceksiniz? Aralarda 2 olduğu için eksi, onların ikilerin üstüne eksi yazıyor. O zaman 2 kere 9 18 göreceksiniz. 10 eksi 10, 10 eksi 18 ne yapacak? Artılardan eksileri çıkartıyorduk ya 11 ile bölünme kuralında. 10 eksi 18 eksi 8 yaptı. Fakat eksi olamaz ki kalan. Sıfırdan büyük eşit olur. O zaman pozitif olana kadar buna 11 eklersin. Çünkü 11'e bölümden kalanı bulduğun için cevabımız 3 olur. Yani negatif çıkarsa pozitif olana kadar 11 ilave eklersin bu kuralda da. Yani sırasıyla 9'a bölünce 1, 5'e bölünce 1, 11'e bölünce 3 kalanı verecek bir sayı imiş bu. Sorusu olan var mıdır? Varsa yorumlara belirtebilir. Diyelim. Evet, sıradaki arkadaşlar bu sorumuz yine aynı şeyle ilgili. Bakayım. A sayısının rakamlar toplamı T ise T'nin rakamlar toplamı nedir? Şimdi A sayısının rakamlar toplamını biz tek tek böyle hop 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 yazdık değil mi? 1 artı 2 artı 1 en son. Ne bulduk? 28 bulmuştuk. Bunun T olduğunu söylüyor. T'nin rakamlar toplamı ne olur? 2 artı 8'den 10 gelir. Sizden ne istenildiğine dikkat etmeniz gerekiyor diyoruz. Üçüncü soruya geliniz. Burada arkadaşlar üçüncü soru, altıncı sokaktaki üçüncü soruda dikkat edin. Türetilmiş bölünme kuralları var. Şimdi 6'yı kimlerden türetiriz arkadaşlar? 6'yı 2 ve 3'ten değil mi? Aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde. O zaman 2 ve 3'e de tam bölünür. 6'ya tam bölünen 2 ve 3'e de tam bölünür. Bunun tersi de doğru mudur? Yani 2'ye ve 3'e tam bölünen 6'ya da tam bölünür mü? Evet, bunun tersi de doğrudur. 2'ye ve 3'e bölünen her sayı 6'ya da tam bölünür. 12'ye tam bölünen sayı 3 ve 4'ten türetildi 12. 3'e ve 4'e de tam bölünür. 33 ile bölünebilen her sayı 3 ve 11'e de tam bölünür. Hocam 12'yi neden 2 ile 6 yapmadın? Çünkü
2 ile 6 olmaz. 2 ile 6 aralarında asal değil. Yani şöyle düşün. 2 ve 6'ya bölünebilen bir sayı ille 12'nin katı diyebiliyor musun? Diyemezsin. Neden? 2'ye ve 6'ya bölünen sayılar arasında 6 da var. Mesela 12'ye bölünmüyor ama. O yüzden aralarında asal seçin sayıları. Mesela 12'yi 3 ve 4'ten türetiyoruz. 3 ve 4'e tam bölünen 12'ye de tam bölünüyor böylece. Şimdi dördüncüde bir alıştırmamız var. Yine bakın. Şöyle soruyoruz. 180 gibi burada bir sürü sayı var. 9 tane sayı var. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 15'e tam bölünür? Şimdi 15 kimlerden türetildi? 3 ve 5'ten. O zaman 3'e ve 5'e tam bölünmesi lazım. Şimdi bir kere 168 5'e tam bölünmüyor ele. 1881 5'e tam bölünmüyor ele. 48 ele. 1923 ele. 1299 ele. 72 ele. Neden? Zaten 5'e bölünmüyor. Bakmaya gerek yok. Geriye 180, 145 ve 90 kaldı. Arkadaşlar bunlar 5'e bölünüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? 93'e de bölünüyor. O zaman onu alırız. Çünkü 3'e ve 5'e tam bölündüğü için 15'e de tam bölünür. 145'in rakamlar toplamına bak. 1 artı 4 artı 5 10 yapıyor. 3'ün katı değil. 1 artı 8 artı 0 9 yapıyor. 180 de 3'ün katı ve 5'in katı. Aynı zamanda 15'in katı olmuş oluyor. Yani dolayısıyla kaç tanesi 15'e tam bölünür? 2 tanesi 15'e tam bölünür. Peki kaç tanesi 12'ye tam bölünür arkadaşlar? Şimdi türetilmişlerde 12'yi kimden türettiğimizi söylemiştik. 3 ve 4'ten. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman 3'e tam bölünenler 180. Mesela rakamlar toplamı bakın 3'ün katı olanlara işaretleyelim. 168. Rakamlar toplamı 3'ün katı olan 1881. Rakamlar toplamı 3'ün katı olan 1923. Rakamlar toplamı yine 3'ün katı 1299, 48, 90 ve 72. Sadece 145 3'ün katı değil, 145'i eledik. Peki 4'e de tam bölünecekse bir kere çift sayı olması lazım. Şurası komple gitti. Bunlar tek sayı. Son iki basamak 80, 68, 48, 90, 72. Bunlardan hangileri? Bak 180'in sonundaki iki tane basamağı aldım. 180 4'e tam bölünüyor. Çünkü 80 4'e tam bölünür. 180 12'ye tam bölünüyor. 68 de 4'ün tam katı. O da o zaman 168 de tam bölünüyor. Peki 48 evet 4'ün katı. 90 4'ün katı değil. Çünkü 90 4'e tam bölemeyiz. 72 4'ün katı. Dolayısıyla bu yazdığım sayılar hem 3'ün hem 4'ün katı oldukları için hem 3'ün hem de 4'ün katı olduğu için ne diyeceğiz? 12'nin de katıdır. 12'nin de katıdır. Dolayısıyla 4 tane böyle sayımız varmış arkadaşlar diyoruz. Evet, bundan sonraki dersimizde ardışık sayıları tekrarlayacağız. Acayip formüllerimiz var, zihin haritamız var arkadaşlar. Kampımıza devam ediyoruz. Bize yetişin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.